Hafız Osman Efendi 1642-1699 Aklam-ı Sitte'de devir açan Türk hattatı. 1642'de İstanbul'da doğdu. Babası Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendi'dir. Küçük yaşta hafız oldu. Bu ünvan adeta onun ilk ismi gibi kabul edildi ve Hafız Osman adıyla tanındı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın dairesinde tahsil ve terbiye görürken hat sanatına ilgi duydu. İlk hocası Derviş Büyük Ali'nin yaşlılığından dolayı kendisiyle gerektiği gibi meşgul olamayınca, onu yetiştirdiği hattatların en seçkini sayılan Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'ye göndermeye razı olduğu rivayet edilir. Karlı bir kış günü Haseki'den Eyüp semtine kadar yalın ayak yürüyerek derse gidişi, Suyolcuzade'nin kendisine duyduğu sevgi ve takdiri daha da arttırdı. 18 yaşında icazet aldı. Gençlik döneminde Derviş Ali yolunda yazdığı görülen Hafız Osman, Şeyh Hamdullah üslubunu öğrenmek üzere, bu üslubu o devirde en mükemmel şekliyle bilen Nefeszade Seyyid İsmail Efendi'ye elifba eğitiminden başlayıp yeniden öğrenci oldu. Bu, onun Aklam-ı Sitte'de yıllar sonra gerçekleştireceği hamlenin ancak Şeyh Hamdullah Mektebi'nde kaynak bulabileceğini, sanat hayatının daha ilk devresinde idrak ettiğini göstermektedir. Daha sonra Şeyh Hamdullah'ın eserlerini incelemeye başladı. Onun sarayda bulunan mushafını takliden yazarak bu yolda becerisini arttırdı. Taklit, hat sanatında bir hattatın kendi sanat kimliğini bir tarafa bırakıp bir başka hat üstadının eserini aynen yazabilme hüneri olup makbul bir davranış kabul edilir. Sünbüliye tarikatı Şeyhi Seyyid Alaaddin Efendi'ye intisap etmiş olan Hafız Osman, Koca Mustafa Paşa Sancaktar Mahallesi'ndeki evinde, 3 Aralık 1698 tarihinde vefat etmiş, Sünbül Efendi dergahı haziresine defnedilmiştir. Mezarının Celi Sülüs kitabesini, Hüsnü Hatta biz bildik, Osman Efendimiz yazdı sözleriyle, onun takdirkârı olan meslektaşı, A kapılı İsmail Efendi yazmıştır.